Herkese merhabalar. ElectroSoftTech kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda kesme birimlerinin registerlarını kullanarak buton ile LED yakma, kesme kullanarak LED yakma örneği yapacağız. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak projemizi oluşturalım. Çipimizi seçelim. Evet, projemiz oluştu. İlk olarak kodumuzda ne yapacağız bunu anlatayım. Burada biz bundan önceki videolarımızda Ponik metodunu kullanıyorduk. Yani while'ın içerisine bir koşul atıyorduk. Bunu sorguluyorduk. Atıyorum butonun işte durumunu bir register'dan atıyorduk. 1 veya 0 durumuna göre de kodun içine giriyorduk ve ilgili işlemleri gerçekleştiriyorduk. Şimdi burada kesmeleri kullanacağız. Kesmeleri kullanırken de bu kesme servis fonksiyonunun içerisinde biz ne yapacağımızı yazacağız. Bu örnekte de ledlerimizi de kullanacağımız için ilk olarak ledleri bir output olarak açalım. Sonrasında da butonumuzu GPIO'ya input olarak açalım. Burada ayarlamamın sebebi butonun GPIO ile alakalı initialize işlemlerini otomatik olarak yapmayı istiyorum. Biz yine XT kesme ile alakalı işlemler yaparken yine register'ları kullanacağız. XT'nin register'larını kullanacağız. Ama sadece dediğim gibi butonun ilk ayarlarını bunun üzerinden yapacağız. Butonun bu ayarlarını da biz register seviyesinde yapmıştık bir önceki videolarımızda. O videoyu da inceleyebilirsiniz ama burada şu anda Cubemx'i kullanıp hal kütüphaneleriyle bir initialize işlemi olacak. Kodumuzu generate edelim. Evet, kodumuz oluştu. Kodun modüler olarak yazalım. Source'a bir tane source file ekleyelim. Header dosyamızı da ekledik. İlk olarak STM32F4'ün hal kütüphanesini ekleyelim. Tunumuzu da include edelim. Şimdi butonun ayarlarını yapacağımız fonksiyonumuzu yazalım. Ton kesme olsun. Şimdi ilk olarak sunumdan devam edelim istiyorsanız. İlk olarak burada yapacağımız iş System Configuration Controller'ı kullanacağız bu kodda. Bu birim ne işe yarıyordu? Bu birim bize XT birimine gelen hatların, portların hangisini kullanacağımızı belirlememizi sağlıyordu. Burada biz bütün portları kullanamıyorduk. Bir tane seçmemiz gerekiyordu. Bildiğiniz gibi bir önceki videoda anlatmıştım bunları. Burada da System Configuration birimini kullanacağız. Tabii register seviyesinde programlama yaparken de ilk olarak yapacağımız iş bütün clock hatlarını açmak oluyordu. Bu yüzden bu birimimiz de ilk olarak clock hattını açmam lazım. Bunu da hal fonksiyonlarını kullanarak yapacağım. Evet, System Configuration biriminin clock hattını aktif ettim. Şimdi de bu birimle alakalı kodlarımızı yazalım. Şimdi bu birim nasıl kullanacağız? Register'ı gördüğünüz gibi bu şekilde XTCL1 SSCFG. Burada biz PA0 pinini kullanıyoruz çünkü butonumuz burada. Burada gördüğünüz gibi bunu aktif etmemiz için yani PA portunu kullanmamıza izin vermek için sıfırlamamız lazım şu ilk 4 biti. Bunu yaparken de bu sefer makroları kullanalım. Makroyu yazmadan önce ilk olarak şunu da açıklamam lazım. Biz bundan önceki örneklerimizde register seviyesinde yazarken direkt biz ismi yazıyorduk. Register'ın bu şekilde ismini yazıyorduk. Ama burada bir dizi şeklinde tanımlanmış bu XTCR. Gördüğünüz gibi 4 elemanlı bir dizi bu. Bu sebeple biz XTCR1'i kullanmak istediğimiz için de dizinin işte 0 yazıyoruz. Bu şekilde dizinin ilk elemanını kullanmış oluyoruz.
Bunu da dediğim gibi makro kullanarak evet, makroyu yazdık. Burada gördüğünüz gibi PA0 pinini kullanacağız. -0 hattının A portunu aktif etmiş olduk. A portunu seçmiş olduk daha doğrusu. Sonrasında yapacağımız iş XT birimi ile alakalı olacak. Burada IMR register'ını kullanacağız. Bu register bize ne sağlıyordu? Interrupt mask register. Yani bunu billediğimiz zaman ilgili bitini maskelemeyi kaldırmış oluyorduk. Bu sayede interrupt'ı aktif etmiş oluyorduk. Burada da yani biz PA0'ı kullandığımız için 0. biti birlememiz lazım. Bunu da XT'de olduğumuz için yazalım kodunu. IMR dedik ve orlama işlemi yapacağız. İsterseniz bu orlama işlemi için de bir define kullanalım, set biti kullanalım. Bu set biti de inceleyecek olursak gördüğünüz gibi oralama işlemini sadece bir makro kullanarak yapıyoruz. Burada ilk parametremizi girdik, register yazdık. İkinci parametre olarak da yine bir makro kullanacağız. Bu da IMR'nin makrosu olacak. Sıfırıncı biti. Bu şekilde kullanmış olacağız. Bu makroları neden kullanıyoruz onu da açıklayayım. Bu bize kodlarda okunabilirliği sağlıyor. Yani biz burada gördüğünüz gibi mesela şu makro yerine sıfır değerini de yazabilirdik. Ama bu sayede bunu yazarak işte mesela burada A portunun -0 attığında A portun aktif edildiğini daha kolay bir şekilde anlayabiliyoruz. Mesela biz XT1'in A portunu aktif etmek isteseydik şu sıfır yerine 1 yazacaktık. Bu bize çok fazla kolaylık sağlıyor. Aynı şekilde burada da yine direkt register'a bir değer girmiyoruz da bu şekilde bunları kullanıyoruz. Bize fayda sağlıyor bu tarz kodlar. İkinci olarak da daha sonrasında biz sinyalimizin yükselen kenar mı yoksa düşen kenar mı olduğuna karar vermemiz lazım ilk olarak. Bizim butonumuza bastığımız zaman yükselen kenar oluşuyor ama farklı durumlarda da yani düşen kenar durumunda sinyalin oluştuğu, kesme oluştuğu durumlar var. Biz burada RTSR'yi kullanacağız. Çünkü dediğim gibi butonumuza bastığımız zaman yükselen kenar oluşuyor. Burada da sıfırıncı bitle uğraştığımız için de bunu birleyerek yükselen kenar durumunda kesmenin oluşacağını sağlamış olacağız. Yine bunu da aynı şekilde set bit kullanarak yazalım. Burada IMR yerine RTSR register'ını yazıyoruz. Burada da yine makromuzu da değiştireceğiz. RTSR ve TR0. Bu sayede sıfırıncı bitimizi orlama işlemine soktuk. Sonrasında kesme ile alakalı son olarak ne yapıyorduk? Burada bir ENVIC birimimiz vardı. ENVIC birimimiz ne işe yarıyordu? Kesme hatlarına yetki veriyordu. Bunu yaparken de tabii işlemcinin üzerindeki yükü hafifletmiş oluyordu. İşlemcinin çevresel birimlerinden bir tanesi de ENVIC. Burada da biz -0 hattını kullanacağız ve bu hattı yetkilendirmemiz lazım. Bunu yetkilendirirken de fonksiyon kullanacağız. Bu fonksiyonumuzun adı da ENVIC-Enable IRQ. Bunu da biz bir önceki videoda direkt dokümandan incelemiştik. O yüzden bunu kısaca yine dediğim gibi -0 hattını yetkilendirmek için kullanacağız. Bu fonksiyonu da yazacağız. Onu da yazalım. Şimdi bu kesme servis fonksiyonunu neye göre yazıyoruz? Daha doğrusu neye göre isimlendiriyoruz? Burası önemli bir kısım. Biz bunu kafamıza göre yazamıyoruz. Yani burada atıyorum kesme ile alakalı ayarları yaparken buton kesme dedik. Ama kesme servis fonksiyonlarındaki bu isimlendirmeyi biz yapmıyoruz. Burada mesela biz bu isimlendirme -0 hattı ile alakalı yazacağımız işlemlerin fonksiyonunun ismi. Peki bu isimleri nereden görüyoruz? Startup dosyasına bakarsak eğer aşağıya indiğimiz zaman harici interrupt'ların servis fonksiyonlarının isimlerini burada bulabiliriz. Burada gördüğünüz gibi XT hatlarının isimleri yer alıyor. 0. birinci, 2. 3. hatlar. DMA'ler burada. Can, işte timer, XT9, I2C, user. Biz bunları
İlerleyen videolarda da kullanacağız. İlerleyen videolarda bu birimlerle alakalı kesme yaptığımız zaman bu isimleri kullanmamız lazım. Şimdi bir pending register'ımız kaldı. Şimdi biz bundan önceki polling metodunda ne yapıyorduk? While'in içerisindeki koşulu inceliyorduk. Yani butonun 1 veya 0 olma durumunu bir register üzerinden inceliyorduk. Ve buna göre koşulun içerisine giriyorduk ve belli başlı işte kodlu satırlarını gerçekleştiriyorduk. Burada da pending register'ı kullanacağız bu 1 ve 0 durumları için. Bu pending register bize ne sağlıyor? Kesme oluştuğu zaman ilgili bit 1 oluyor. Biz bu 1'i 0'a çekmemiz lazım süreklilik için. Çünkü atıyorum butona bastık, kesme oluştu. Ve 1 oldu ilgili bit. Daha sonrasında 0'a çekelim ki tekrar butona bastığımız zaman o 1 olsun. Biz o 1 olduğunu görelim ve işte kodun içerisine girelim ve süreklilik sağlansın. Burada da gördüğünüz gibi bunu yaparken de mesela pending register'da işte flag 1 oldu. Biz bu 1'i 0'a çekmek için ilgili biti birlememiz lazım. Birleyelim ki bayrak işte 0'a çekilsin ve sürekli bir şekilde her türlü kesme işlemi olduğu zaman işlem gerçekleşsin. Yine set biti kullanalım. Burada değişen şey register değişiyor tabii ki. Pending register'ımızın sıfırıncı bitini orlama işlemi yapacağız. Burada da RTSR yerine PR gelecek. Ve sıfırıncı bit olduğu için de PR 0 yazacağız. Bu sayede sıfırıncı bitimizi orlama işlemine soktuk. Son olarak da bu kodda ne yapacağız onu yazmamız lazım. Biz burada basitçe butona bastığımız zaman bütün ledlerimizi yakacağız. Tekrar butona bastığımız zaman da söndüreceğiz. Bunun için de halın toggle fonksiyonunu kullanalım. Butonlarımız D portunda. Ve 12, 13, 14. 12, 13, 14 ve 15. Pinlerde. Evet, fonksiyonlarımız bu kadar. İki tane fonksiyon yazdık. Şimdi bu fonksiyonları header dosyamızda bildirmemiz lazım. Ve main'in içinde de fonksiyonumuzu çağıralım. Şimdi de kartımızı takıp debuglayalım. Şimdi burada olması gereken şey toggle attık. Butonumuza bastığım zaman bütün ledlerimiz yanacak. Tekrar bastığımız zaman sönecek. Butona basıyorum. Tüm ledler yandı. Tekrar basıyorum. Söndü hepsi. Evet, bu videomuzun da sonuna geldik. Bu videoda XT biriminin registerlerini, kesme biriminin registerlerini kullanarak buton ile led yakma örneği gerçekleştirdik kesmelerle. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Herkese iyi çalışmalar.